merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Erol Bey, Uluçam Kömür ve Odun olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Erol Gündüz kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii, 1977 Bursa doğumluyum. Hı hı. Bu mesleğe 2003'te başladım. 2003'ten beri devam ettiriyoruz. Evet. Bu meslek bizim aslında atalarımızdan kalma bir meslek. Hı hı. Mangal kömürü üretimi, odun kömür üretimi, ormanda kesiminden tutun. Evet. Son hale gelişine kadar dede baba mesleğidir bize. Hı hı. Bu şekilde devam etmekteyiz. Abinizle birlikte yine burada. Yine tabii abimle birlikte bu ortam benim. Onunla devam ediyoruz bu işe. Burada perakende Bursa içinde dağıtımlar yapıyoruz. Toplam perakende şekilde evet. Vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdi efendim Uluçam odun ve kömürü biraz daha açabilir miyiz? Sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz yapmış olduğunuz işler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Öncelikle bizde mangal kömürü ve yakacak odun kömür şeklinde iki konuda hizmet vermekteyiz. Birincisi mangal kömürü şu şekilde kendi imalatlarımız var. Üretimini de kendimiz yapıyoruz. Evet. Uluçam köyünde. Orada ürettiğimiz kömürü Bursa merkezdeki depolarımıza getirip burada yara ham maddeki kömürü esnafların tüketeceği şekilde evet. paketleyip dağıtım yapıyoruz müşterinin isteğine göre. İkinci bir sektörümüzde yakacak odun kömür. İşte ormanlardan Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği izinlerle iş yerimize geliyor. Hı hı. Biz bunları müşterinin isteği şekilde kesip evet. boyutlandırıp kışın insanlar yakacak olarak da hı hı. kullanabiliyor. Evet. Yakacak yurt dışından gelen ithal kömürler de zaten izinli. Hı hı. Yurt dışından geliyor. Evet. Torbalanmış bir şekilde 25'er kiloluk. Evet. Kanalifer kömürü, işte soba kömürü olarak o da 2-3 ebata ayrılıp buradan müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evet, ithal kömür kaç çeşit bir mamuldür? Yakacakta işte Güney Afrika'dan gelen var, Sibirya'dan gelen var, işte genelde Rusya veya Güney Afrika tercihli. Evet. Tüketimine göre. Mesela kaloriferlerde Rus kömürü tüketiliyor, kalorisi evet. yüksek olduğu için. Sobalarda da Afrika kömürü tüketiliyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi efendim mangal kömürünü hangi ağaçtan elde ediyorsunuz ve ne şekilde bu yapılıyor? Çok kısa bahseder misiniz? Mangal kömürü bizim tercihimiz meşe, kızıl pelit dediğimiz ağaç türü. Bu yani çok bulduğumuz için en kalitelisi de bu. Evet. En iyisi pırnardan olur, pırnar ağacından. Ama Orman Bölge Müdürlüğü'nün bunun nesli tükendiği için, yasakladığı için bu şu anda tüketilmemekte. Yani evet. Orman Bölge kesim yasağı olduğu için bunda yapılmamakta. En dediğim gibi en kalitelisi meşe, kızıl pelit ağacı dediğimiz meşe cinsidir. Hı hı. Bundan yapmaktayız. Evet. Bunu tabii siz kendinize göre şekillendirip odunları üst üste bir piramit haline gelip ona göre bir yerden hava akışını engelleyip bir yerden hava alacak şekilde bunları organize edip bu yakılıyor. Yakıldıktan sonra da mangal kömürü burada elde ediliyor ve bunlar da çeşitli ebatlara bölünerek müşterinin kullanacağı yerlere göre siz ona göre bunları şekillendirip ona göre burada paketleyip ona göre de servisini yapıyorsunuz. Tabii yani aynı yakacak odunda olduğu gibi imalatımıza odunlar geliyor. Evet. Seçici odunlar. Bunları şemsiyenin şemsiyeli premiz şeklinde hı hı. sıralayıp evet. üzerine gazel, meşe yaprağı örtüp onun üstüne de toprakla kapatıp vakumlayıp için 1-6-10 gün yanıyor. Evet. Bunun 2-3 günde sökme işlemi aynı anda hem söküyorsunuz hem kapatıyorsunuz. Evet. Oksijen temas ettiği zaman da alevli bir şekilde yanar bu. Bunu bu şekilde devam edip 3-4 gün içinde söküp soğutmaya bırakıp oradan temin ettiğimiz çuvallara doluyor. Oradan Orman Bölge Müdürlüğü'nün memurun gözetiminde hı hı. nakliye tezkeresi diyoruz. Onunla Bursa'ya sevki gerçekleşiyor. Evet. Bursa'ya sevki gerçekleştikten sonra biz burada yara ham madde mangal kömürünü
Müşterilerin isteğine göre 1 kiloluk, 1,5 kiloluk, 5 kiloluk, 10 kiloluk şekilde evet. kutulara veya poşetlere ambalajlayıp buradan şehir merkezine, şehir dışına sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Müşterinin istediği şekilde ebatlarla. Evet. Peki efendim, şimdi tercih edilme sebepleriniz nelerdi? Şimdi sektörünüz çok geniş bir sektör ve siz de bunun içinde yalnız değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan birçok firma varken neden özellikle insanlar Uluçam Kömürlü olduğunu tercih etmeli? En önemlisi güven. Evet. Güven olduğu yerde zaten ticaret oluyor. Hı hı. Güven olduktan sonra, karşılıklı güven olduktan sonra olmayacak diye bir şey yok. Evet. Bunun arkasında gelen kalite, takip, kontrol, hepsi bunun bir bütün oluşuyor. Evet, satış sonrası hizmet. Tabii, aynen. Satış sonrasından tutun, işte üretiminden başlıyor. Evet. Buradan paketlemesine, paketlemesinden zamanında teslimine kadar. Örneğin, evet. bir restoran düşünün. Her yani restoranın her tarafı balık dolu nefrizlerle, et dolu ama kömür olmadan onu pişiremiyorsun. Evet. Bunun çok koordineli bir şekilde işletme sahibi veya çalışanları bize yönlendirecek. Biz de en kısa zamanda onun sevkiyatını yapıp gerçekleştirmemiz gerek. Evet, siz normalde kendinize göre bir rut planı çiziyorsunuz ve o rut planına uyarak bu dağıtımları yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ancak herhangi bir noktadan çok acil bir ihtiyaç olması durumunda da yine özel istek üzerine tabii ki siz de bu güvene dayalı bir hizmeti olduğu için onları kırmamak adına, işlerin aksamaması adına siz de en çabuk bir şekilde oraya bu hizmeti götürebiliyorsunuz. Aynen, yani oradaki müşteriyi mağdur etmemeniz gerekiyor. Evet. Çünkü onun kazancı sizin kazancınız oluşuyor. Kesinlikle. Yani bu bir karşılıklı kurumsallaşmanın bir, evet. bir parçası. Kesinlikle. Ayrı şirketlersiniz ama bir bütünsünüz toplamda. Üretiminden evet. tutun müşterinin son çıkış noktasına kadar. Yani siz olmazsanız onlar olmaz, onlar olmazsa aynen da öyle. Siz burada var olmazsınız diyebiliriz. Her şey karşılıklıdır aynen. ticarette. Peki önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Siz ikinci kuşak genç bir girişimci olarak hedefleriniz nelerdir? Zamanın getirdiği teknolojilerden yararlanıp işimizi daha iyi geliştirmek yönünde. Hı hı. İşte örneğin şu anda işçi bulamıyoruz bu evet. işlerde. Yani kalefiye eleman basit gibi gözüküyor ama çok zor bir meslek. Evet. Zor olduğu için insanlar işte geliyor bir ay çalışıyor. Diyor ki abi ben yapamayacağım. İşte toz. Genelde işte kirli iş, toz iş. Evet. Şimdiki nesil bu işlere pek yatkın değil. Evet. Her sektörde olduğu gibi sizde. Olduğu gibi. Aynen bundan mağduruz. İşte teknolojinin faydalarından yararlanıp bir paketleme sistemi kurabilirsek, hı hı. bir otomasyona geçebilirsek, bir fabrika tarzı çalışmalar yapabilirsek devam ediyor Ar-Ge çalışmalarımız. İnşallah muvaffak oluruz. İnşallah. Biz de devam ettiririz diye düşünüyorum yıllarca. Daha çocuklarımız da var. Evet. Onlar da ettiririz. Onlar da yine üçüncü kuşak olarak inşallah bu sektörde yine hizmet vermeye devam edeceklerdir ki evet. bu sektör kesinlikle bitmeyecek bir sektör. Çünkü hayatımızın her alanında kullanılması gereken odun ve kömür materyali hayatımızın her alanında var. Aynen dediğiniz gibi azalabilir. Evet. Doğalgazdan dolayı biz çok mesela bizim işlerimiz düştü. Evet. Ama yeni yeni konseptler çıkıyor. Yeni evet. yeni yeni çağın getirdiği şeyler var. Eskiye bir özlem var. Evet. Örnek veriyorum eskiden biz şömine odunu 2004'ten başladığım zaman bir doktor abimiz söylemişti. Ya dedi şömine odunu kesin bize. Nasıl olacak abi? İşte 35-40 santim boyunda yapın. Bir müşterisine götürdük, onun tanıdığına götürdük. Sonra baktık ki talep var. Gelen şömine odunu soruyor. Biz bunun 1 ton, 2 ton, 3 ton derken şimdi yılda 150 tona kadar şömine odun satıyoruz. Evet. Buradan bir o açığı kapatıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Evet, yani onun kokusu da tabii ki bir doğalgazın yerini kesinlikle tutmaz. Onun o yanışı ve kokusu kesinlikle tutmaz. Şimdi aynen dediğiniz gibi doğal. Evet. Doğal olduğu için her şeyin doğalı güzel. Evet. Şimdi yine bir arkadaşım benden işte şöminelik odun alan arkadaşım. Erol ben bunda stresimi atıyorum diyor. Şöminenin başında hı hı. ateşinde bir Türk kahvesi yapmam. Evet. Bana o rahatlığı veriyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum diyor. Evet. Doğal, natürel bir ürün olduğu için de biraz da insanı rahatlatma hissiyatı muhakkak vardır. Erol Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim.
Öncelikle ayağınıza sağlık, çok emeğinize sağ olun. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.